Merhaba. Hayatta hepimizin başına ölümle birilerini kaybetmek gelebilir. Bu her zaman karşılaşabileceğimiz bir şey. İnsanların kayıp ve ardından hissettikleri üzüntü, keder, biz buna yas süreci diyoruz, yas tutmak diyoruz. Yaşamımızı sürdürmekte yas içindeyken benzerlikler olsa da hissettiklerimiz son derece kendimize özgü, bize özgü şeyler hissediyoruz. Farklı ihtiyaçlarımız var, yaşam deneyimlerimiz farklı ve kaybettiğimiz yakınlarımızın nasıl öldükleriyle de son derece ilişkili hissettiğimiz üzüntü. Evet, biliyoruz ki ölümle gelen kayıplar son derece acı verici. Yaşamımızda vazgeçilmez olan annemiz, babamız, sevgilimiz, eşimiz, kardeşimiz, dostumuz, arkadaşımız, yaşamımızı evimizde birlikte paylaştığımız can dostlarımız, kedimiz, köpeğimiz. Kaybettiğimiz anda üzüntü duymaya başlıyoruz ve büyük bir kederle bir yas tutmaya başlıyoruz. Gerçekten bazı durumlarda ölüme bağlı kayıpların travmatik sonuçları olabilir. Örneğin uzun bir hastalığın sonucunda, ani bir beklenmedik ölüm olduğunda ya da terörize bir terör saldırısının sonunda birini kaybetmişsek travmatik sonuçlarla karşılaşabiliriz ve bunun üstesinden gelmek, bununla başa çıkabilmek bambaşka bir çabayı gerektirmekte ve şöyle bir şey var. Bunu da ben size söylemek isterim. Bunu da söylemek isterim. Kayıplarımız bize aynı zamanda kendi ölümlülüğümüzü de hatırlatır. Aslında yaşarken kendi ölümlülüğümüzle yüzleşmediğimiz bir an bile yoktur hayatta. Yolda giderken arabanın çarptığı ve yol kenarında yatan bir hayvanı gördüğümüzde bile ölümlülüğümüzü hatırlarız ve bir ölüm korkusu her zaman hissederiz. Ve korkumuzu yatıştırmak için de elimizin altında pek çok yol vardır. Her yüzleşmede, ölümle her yüzleşmede hayata kolayca karışıp unuturuz kendi ölümlülüğümüzü. Ödeyeceğimiz faturalar, yetiştireceğimiz işler vardır. Yeni satın alacağımız eşyalar, çıkılacak yaz, kış tatilleri, kutlanacak doğum günleri, sosyal medyada paylaşılacak dizi dizi sosyalleşmeler, selfiler ve daha pek çok şey bize ölümlülüğümüzü kolaylıkla unutabilir ya da biz bunu unutuyoruz diye düşünebiliriz. Aslında yaşadığımız kaygıların çoğunun özünde ölüm korkusu vardır. Biz bunu dillendirmeyebiliriz, sık sık böyle olduğunu düşünmeyebiliriz. Irving Yalom'un bir kitabı vardır, ondan bahsetmek isterim size. Ölümle yüzleşmek, güneşe bakmak. Orada tam olarak bunu söyler. Yaşadığımız kaygıların, korkuların özünde ölüm korkusu vardır der. Hakikaten ölümden korkmayan yok aramızda ve bir süredir bizim ülkemizi de bütün dünya ile birlikte kuşatan virüs, koronavirüs nedeniyle bu korkumuza yeniden kapı açıldı. Artık anlık yüzleşmelerimiz yok. Ölüm korkumuza açılan bir kapı var. O kapı kapanmayacak uzun süre, öyle görünüyor. Biz sosyal izolasyonla evlerimize çekildik. Her birimizin bunun üzerinde bu korkumuzla yüzleştiği, uzun uzun düşündüğü bir zamandan geçiyoruz. Çabucak unutup hayata karışabilecek durumda değiliz şu anda. Ölüm korkumuzu o kadar kolay unutamayacağız bu sefer. Çünkü kapıdan çıktığımız anda sanki kapının dışında bizi bekliyormuş gibi geliyor. Önceliklerimiz değişti. Şöyle demeye başladık ki hayatım ellerimin arasından kayıp giderse, sevdiğim insanları kaybedersem, her gün ölen insanların sayısı artıyor çünkü. Ölme ihtimalimiz var. Bunu da düşünmeye başladık. Alışkanlıklarımızdan vazgeçmek. Hayatın kendiliğindenliği kayboldu. Rutinlerimiz değişti. Birkaç ay sonra başımıza gelebilecekleri düşündüğümüzde
Büyük bir üzüntü ve korku duyuyoruz. Bir tehdit algısı oluştu çünkü. Ve kendisine bu noktada şu soruyu sormayan var mı aramızda bilmiyorum. Hayatımı dolu dolu yaşayabildim mi? Ölmek için hazır mıyım? Ben sordum açıkçası defalarca. Bu badireden çıktığımızda, bu badireyi atlattığımızda neyle karşı karşıya kalacağımızı ben sıklıkla sorguluyorum kendi açımdan. Biliyoruz ki insan başta kendi hayatı olmak üzere sahip olduğu hiçbir şeyden kolay kolay vazgeçebilen bir varlık değil. Ve yine biliyoruz ki hayatımızın her döneminde engel olamadığımız pek çok kayıpla, kontrol edemediğimiz pek çok olayla karşılaşıyoruz. Doğumla başlayan, yaşlanıncaya kadar devam eden kayıplarla bizler büyüyoruz, değişiyoruz, belki olgunlaşıyoruz, acı çekiyoruz. Ve ilk aklımıza gelen de kayıp dediğimizde ölümle yaşadığımız kayıplar oluyor ama oysa başka kayıplar da var. İşsiz kalmak, alıştığımız bir hayatı kaybetmek, evimizi değiştirmek, evimizi kaybetmek, herhangi bir doğal afetten sonra başımıza gelenler, insanların servetini, malını, mülkünü kaybetmesi, bir tane ilişkiler, ayrılıklar, bunların hepsi yası tutulan kayıplar. Aslında yas, yaşamımızda karşılaştığımız kayıplara gösterdiğimiz üzüntü, acı ve kederin eşlik ettiği ve çeşitli boyutlarla ortaya çıkan içsel bir tepki ve üzüntüye dayalı içsel bir tepki. Yas tutmak bu tepkinin zamana yayılması. Biz bu tepkiyi zamana yayarak gösteriyoruz. Üzüntümüzü zamana yayıyoruz. Öfkemizi, kayıp nedeniyle hissettiğimiz öfkemizi zamana yayarak gösteriyoruz. Ve yas tutmak, üzüntü içinde olmak durağan bir şey değil. Kayıplarımızdan sonra içinde olduğumuz yaşamla bağ kurabilmek için çok çaba sarf ediyoruz. Farklı boyutlarda çabalar sarf ediyoruz. Zaman zaman içimize kapanıyoruz. Zaman zaman duvarların arasında olamıyoruz. Evimize sığmadığımızı söylüyoruz. Şaşırtıcı biçimde dinamik de bir süreç aynı zamanda. Kayıp hissiyle zamanla uzlaşmamızı sağlıyor yas tutmak. Dolayısıyla evrensel de bir şey ama psikoterapist David Kessler yanılmıyorsam onun bir çok önemli bir sözü var bu konuda diyor ki herkesin kayıpla birlikte hissettiği üzüntü o kadar kendine özgüdür ki parmak izlerimiz kadar bize ait bir üzüntüdür diyor. Bu noktada yaşamda kalmak en önemli görevimiz. Bunu özellikle söylemek isterim. Yaşamda kalma görevimizi yerine getirmekle yükümlüyüz. Ne kadar üzülsek de, hayat bizim üzerimize ne kadar çok gelse de, hayatta kalmanın yolunu bulmaya çalışıyoruz. Her zaman bunu yapıyoruz. Ölümden ne kadar, kayıplardan ne kadar korksak da. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Biz bıraksak da hayat devam ediyor. O yüzden hayatta kalmanın yolunu mutlaka bulacağız, bulmalıyız. Çok sevgiler.